Arkadaşlar selam, ben Onur Kardeş. Arkadaşlar bugün yanımda Özüm var. Artık mutfakta onun kanalında da benim kanalımda da beraberiz. O çok sağlıklı tarifler yapıyor. Biz birazcık daha atıştırmalığa kaydığımızı gördüm. Dedim ki bugün size sağlıklı çocuklar için mükemmel bir atıştırmalık yapalım dedim. Evet, ben kendi kanalımda sağlıklı içerikler çeken bir YouTube İçerikçisiyim. İğrenç bir girişti çok. Bu sağlıklı yemekler serisine 5000 like geldiği takdirde devam edeceğimi düşünüyorum. O yüzden sen var ya, şu an şu kanala abone olduysan ve Instagram'da da takip ettiysen, bir de üstüne üstlük bir de bu videoya like attıysan sen mükemmel bir adamsın. Teşekkür ederim. Uğur dedi ki benim kanalıma da içerik ne çeksek. Ben de dedim ki ben geliyorsam sağlıklı bir içerik çekelim. Birlikte ne yapsak ne etsek diye düşündükten sonra dedik ki çocuklar için sağlıklı atıştırmalık çekelim. Bugün çocuklar için sağlıklı atıştırmalıklar çekeceğiz. Atıştırmalıkların içinde şeker yok. Yani bizim çocukluğumuzda alışkın olduğumuz, annelerimizin bol bol bize şekerleyip verdiği mısır yeri artık yok. Şekersiz yaşama artık Uğur'u da dahil ediyorum ve artık Uğur sayesinde sizler de şekersiz yaşama adım atacaksınız diye düşünüyorum. 3 video sonra Adana kebap yaptıracağım. Kebap, şeker yok zaten, onu yeriz. Tamam, lavaş yaparız. Size iki tane küçük küçük toplar yapacağız. Gün kurusu var. Hayatımda ilk defa gün kurusu aldım marketten, yemin ederim. Tarçınımız var. Kuru incirimiz var. Ve yulaf var. Yulafı biz ince ötürmüş kullanacağız. Siz büyük yulaf kullanıyorsanız rondodan geçirmeyi unutmayın. Bak yemin ederim ben ön yargılı bir adamdım. Kimsenin günahını almayın. Ben ciddi anlamda ön yargılı bir adamdım bu sağlıklı tariflere. Abi şeker seviyorum, tuz seviyorum, işte tereyağını buram buram yemeyi seviyorum, ağzımın suyu akana kadar yemeyi seviyorum. Özümle tanıştık, Özüm dedi ki bunları bir denesek mi artık hani? Artık zaten ben kendi kanalıma çekiyorum, sana da böyle bir şey yapsak mı? Malzemeler çok basit, malzemeleri saydık zaten. Evet. Özüm benim kanalda hiç konuşmuyor, kendi kanalında bir konuşuyor anlatamam. Beni konuşturmuyor şu anda, ben anlamadım. Dili açıldı. Bu tarif yaparken bir de buzlatıcıya ihtiyacımız var. Rondonumuzu mutlaka hazırlayın. Bence güzel oldu. Uğur'a güzel bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Bakalım. Sağlıklı tariflere Uğur'u alıştıracağımı düşünüyorum. Sizi de aynı şekilde alıştıracağımı düşünüyorum. Dediğim gibi cici bebe, Nutella, bak olmaz demeyin, oldu. Yaptık, yedik, parmaklarımızı dedik. Uğur'da çiğ halini bile yedi. Ben daha bir şey demiyorum gerçekten. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Böyle bir reklam yok. 3 dakika gitti. Bunun adı bız bız maşin. Yani bızlama makinesi. Bir şey sorabilir miyim şefim? Sıcak suda bekletmemiz gerekiyor. Bekleteceğiz. Ben hepsini göstereceğim şimdi. Bunları böyle bir keselim arkadaşlar. Ortasını kestikten sonra bunların kafalarını alıyorum böyle. O incir. Sert yerleri oluyor, onları kesmek lazım tabii. Bunlar incir. Çok güzel oluyor. Ben seviyorum incir kız. Ben de çok seviyorum incir. İncir arası ceviz. İncir arası ceviz artık kafaya yani yıllayın. Bir şey söyleyeyim mi? Bu sağlık tariflerinin hepsi deli gibi enerji veriyor. Yapıp da 5-10 tane yemeyin. Aynen. Uçarsınız. Buradan valla Boğaziçi Köprüsü'nde yürümeye başlarsınız. Zaten isteseniz de yemezsiniz. Müthiş kesiyor. Sen beni iteliyorsun buraya doğru. Beni şeyden çıkarmaya çalışıyorum. Ben de bir şey yapayım. Ne yapayım? Ekle. Bunu böyle dışarıda yiyen insanlar aşırı var. Hatta Herlitish Coffee falan. Aynen. Sağlıklı yaşam kafeleri zaten bakın. Covid'in, Allah geriye düşün. Covid'in hayatımıza girmesiyle birlikte bu pandemi sürecinde sağlığın ne kadar önemli olduğunu anladık diye düşünüyorum. Bu arada bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Aşırı kilo verdiriyor. Kilo verdirir. Aşırı kilo verdiriyor. Yani hani biz okey bunu çocuklar için yapıyoruz ama sadece çocuklar aslında için değil, acayip seviyede tok tutuyor ve kilo verdiriyor. İncir, kayısı acayip metabolizmanızı da hızlandırır, sindiriminizi çalıştırır. İster sabah yiyin bunu, ister atıştırmalık yiyin, çayın kahvenin yana daha güzel olur, kahvenin yanına deneyin. Ne İnsanlar yani? Sanıyor ki sen mesela, insan sen oluyorsun burada. Sanıyorsunuz ki sağlıklı beslenmek iğrenç bir şey. Sağlıklı beslenmek gerçekten lezzetsiz saman gibi bir şey sanıyorsunuz. Hepinizi yola getirir sorayım. Kötü kadın gibi değil mi? Hepinizi yola getireceğim diye. Ben bir tık ön yargılıydım. Bu ara onun tarifini yiyene kadar acayip şey, yoğun, evet, sağlıklı. Yani, videoya başladık. Video artık yaptıklarımız pişti, hala ön yargılı. Tadına bakana kadar ön yargılıydı. 4 malzeme kullanarak güzel bir sağlıklı, bunu yerken kilo verebileceğiniz atıştırmalıklar yapacağız. Bu atıştırmalıkları isterseniz çocuklarınıza yedirin. Bunları çocuklar çok fazla tüketebilir. Şeker ihtiyacınızı da karşılar. Bir de şöyle bir şey, sıcak suya koyma sebebimiz bunları püre haline getirdiğimizde iyice kendini salması lazım. Böyle yoğun olması lazım. Yoksa kuru kuru koyarsan ufalanır diye düşünüyorum. Ufalanmaz. İçi zaten yaş kalıyor. O kadar şey olmuyor da. Öyle bu kadar değil. İyi püremsi kıvama gelmek. Aynen. Dediğim gibi arkadaşlar yerken kilo verebileceğiniz mükemmel bir video çektim. Peki nasıl? Kaç tane koyduk? Burada bir şöyle söyleyeyim sana. Şey yaklaşık bir avuç dolusu incir koydum içine. Bir avuç dolusu da içine kuru kayısı, gün kurusu koydum. Gün kurusu diye geçiyor. Kayısı birazcık da ekşimsi olduğunu söyledi bana. Evet. Özüm. Sarı kayısı daha ekşi olur. Tatlı böyle kakaolu şeylere ya da bu tarz soplara tatlı yapıyorsanız gün kurusu alacaksınız. Koyu kahverengi olur. Boyum yetişmiyor. Koymuş tepemize, tavana. Ben nasıl uzanayım sen? Tepeye kamera koydum, mis gibi bak. Yaklaşık 5-6 dakika bu suyun içinde haşlanacaklar. Haşlandıktan sonra... Haşlanmayacaklar, bekleyecekler de. Yumuşayacaklar. Evet. Yumuşayacaklar, yumuşadıktan sonra geliyoruz.
Şimdi bızbız maşine. Ne yapayım mı? Hadi yap kız. Next. Al. Yulafımızı koyuyoruz bızbız maşine. Deliği tıka. Deliği tıka. Yulafın da yarısını dışarı koyuyoruz arkadaşlar. Yulafımızı koyduk. Bu tarçın arkadaşlar. Kendisini ben daha önce yemeklerde çok görüyordum ama... Tarçını bile sevmiyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Evde tarçın yoktu ya. Böyle yaklaşık arkadaşlar 1,5 su bardağı, 1,5 çay kaşığı falan. Bu arada araya gireyim. Tarçını sevmeyenler varsa aralıkta koymak zorunda değilsiniz. Sırf kakao falan da koyabilirsiniz. Ama tarçın her zaman güzel yakışır ya. Güzel güzel. Vallahi ben de çok beğendim. Hı-hı. Bunu arkadaşlar bu malzemelerimizi içine koy. Bak çok pratik. Her şeyi yapabiliyorsun. Bu arada aşırı yumuşadılar farkındaysanız. Bir de göstereyim boyu yeterse. Sen söyle ben gösteririm. Tamam. Bak şimdi. Yumuşadılar. Yumuşadılar arkadaşlar böyle ucuk 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 oldu. İlk önce kuruları çekeceğiz blenderdan, bızbızdan. Bunu bir önceki videoda tecrübe ettik. Önce kuruları çekin ki bızbızınız ıslaklarla ıslanmasın. Evet. Önce kuru sonra bıdır. Ayrı ayrı çekiyoruz bu arada arkadaşlar. Hepsini beraber aynı makinede çekmiyoruz. Çok sıkıntı oluyor. Hepsini tecrübe ettik, tecrübe ettik. Sana anlatıyorum, sen var ya bak. Şu an bu kanala abone olduğun için minnettarım sana. Kız direkt çek. Allah'ını seversen çekince çıkıyor mu bir bak. Tut şu kamerayı. Yeminle çıkmıyor. Tut şu kamerayı. Canım ucun oluyor, şeyim var. Bak şimdi. Nasıl çıkartıyorum biliyor musun? Evet. Ama zordu kabul et. Erkek power. Evet çektik. Arkadaşlar birinci ürünü çektikten sonra böyle kalıyor. Parça parça un haline geliyor. Gazımız hazır. Bunu bir kaba alacağız. Özüm de anlatacak bize şimdi. Özüm Hanım anlatın bakalım. Hemen anlatıyorum. Yulafımızı kaba alıyoruz. Yulaf. Ve yulafımızı. Yulafımızı kaba. Ve tartını kaba alıyoruz. Şimdi çünkü sıra ıslakları karıştırmadı. Ben bunları içine koyuyorum. Evet. Karıştırdıktan sonra bunları top top yapacağız. Aklına bu marketlerde satılan züberler var ya. Hiçbir farkı yok. Gerçekten. Evet, test ettik, sizi onaylatıyoruz. Şimdi bunu da bızbızlıyoruz. Ya Allah aşkına ne yapıyor? Şimdi bunu da bızbızlıyoruz. Hadi bızbız time. Şu an karıştırmıyor, karıştırmıyor. Evet. Boşuna uğraşıyorsun be kadın ya. İyi ki yemek yapmayı öğreteceğiz dedik sana. Tamam oldu bu. Oldu mu? Evet. Son kadar mı? Eminim bak. Mis gibi oldu. Bunu şimdi yulafla karıştırınca bu hamur gibi olacak. Efsane elimize sonra şekil verdi. Ve bu pişmeyen bir tarif olacak. Yani direkt yap ye. Karıştır bakalım. Karıştırıyorum. Kaşığımız yok değil mi? Sok kız elini içine. Oo. Bence güzel oldu. Ben bunu mıncıklayayım mı? Tezgahımızda yine şeyimizi açalım. Tamam. Çünkü bundan sonra size bir tarif daha yapacağız arkadaşlar. Direkt hepsini dök içine. Madem buna koyacaktık niye bizim ona döktük? Bu fazla. Bilen dev züber yaptın şu an. Bilen biri olarak bu fazla. Bunu dökelim. Dev züber yaptın şu an, şuna bak. Şu artan unu hemen dök, bunları top haline getirelim. Gerçekten şu an dök onu. Bunu dökmeyelim. Biz zaten tezgah kaplayacağız üstünü. Üstünü yine yulafla mı kaplayalım? Kaplamayalım mı? Yulafla mı kaplayalım? Neyle kaplayalım? Yulafla kaplayalım. Hindistan cevizine benziyor zaten. Bunları top top yapalım. Ben ellerimi yıkayıp gelebilir miyim? Git. Sağlıklı tarif. Sağlıklı tarif. Bu aslında böyle züberler var ya, onlara çok benziyor. Şöyle top top yapıp. Baksana şuna. Bu züberlere falan çok benziyor arkadaşlar. Top top yaptığınızda böyle duruyor ve gayet de güzel duruyor. Bu ne? Çocuklar çok seviyor arkadaşlar bu kuru meyveleri. Zaten videoyu izleyip de tarifin hepsini anlıyorsunuz arkadaşlar. Başlamışı. Başladım. Çok güzel. Çiğ beğendiği için bir tane tadına baktın mı? Hayır. Çok iyi. Baya iyi. Top haline getirmenize gerek yok. Direkt bana yemesi. Ay bir şey söyleyeceğim ya. Çok iyi. Vallahi çok iyi. Ben böyle keseyim. Tekli böyle olunca sanki böyle bar oldu. Böyle sporcuların yediği bar gibi oldu. Evet. Bir tane bar yapalım. Tamam. Öyle güzel oldu. Evet. Bir tane barımız hazır. Hadi top top devam edelim. Aşırı hızlı değil mi? 5 dakika bile sürmedi yemin ederim. İnanın peş peşe video çekmekten birazcık yorulduk, inanır mısınız? Uğur beni aç bırakıyor bir de. Su, süt içtim. Az önce bir ısırık şundan aldım, gördünüz bu kadar. Saat 12'den beri çekim yapıyoruz. Saat 12'den beri çekim yapıyoruz gerçekten. Saat 7 şu an. Kız 9'da yasak var hadi. Neyse ki çok uzak değil. Evet gerçekten çok uzak değil. Evet. Evlerimiz arası 10 dakika falan. Evet. Bu tarifi ben çok beğendim. Hem hızlı pratik bir şekilde oluyor.
Hem de böyle yapması o kadar bir ağam zor bir şey değil. Her şeyi çekiyorsun, blender'a atıyorsun, çekiyorsun, top top yapıyorsun. Bir şey diyeceğim. Mesela aranızda gerçekten çocuğu olan varsa, izleyenlerden. Allah nasip et be, nasip et be. Çocuğunuzla da beraber yapabileceğiniz çok tatlı bir tarif. Hani böyle çocuğunla gireceksin mutfağa, bunları yapacaksın. Amin be. Ona anlat. Bu çok güzel oldu. Ve gerçekten Hindistan cevizi gibi durdu dışı yulaf sayesinde. Yulaf olduğu için arkadaşlar birazcık daha tok tutuyor bu yulaf. Yulaf normal at yemi değil mi? Evet ama şöyle bir şey. Hayır yani olabilir. Atlar at gibi olayım o zaman. At gibi olmak isteriz. Değil mi? Kas yani. Niye öyle diyorsun? At yeme mi diye şey yaptı. Yulaf aranızda sevmeyen var mı? Bence yok. Bir de Uğur. Birazcık takip ya et. Ya bizim tayfa olayı biliyor arkadaşlar. Bizim tayfa Adana kebap, ciğer, şiş. Ben de yiyorum. Ben de. Bayağı yiyorum. Hay lavaşı alır mısınız? Ben şimdi lavaşı istemiyorum. Soğan hayır asla. Çırdan, büryan, mumbar. Ey be! Doğunun gülü. Mutfağı topluyoruz. İkinci tarifle görüşürüz. Dünya tersine dönse affetmem. İlk tarifimiz hazır. Çok güzel oldu vallahi. Bak. Sen de bak sen de. Gerçekten Züber gibi yaptık. Şimdi. İlk tarifimizi yaptık arkadaşlar. Size bir tane bar yaptık. Böyle küçükten büyüğe top 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 yaptık. İstediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Şimdi farklı ikinci tarifte farklı olarak içinde süt giriyor, muz giriyor. Bu birazcık daha böyle hem kıvamı daha yoğun hem de böyle lezzet olarak daha farklı bir lezzet. Burada gün kurularını yine sıcak suda bekletiyoruz. Bu aşama her zaman oluyor. Biz top yaparken bunlar oluyor. Bunlar olması lazım. Sonuçta bir top kolay yapılmıyor. Yine yaklaşık burada bir 15 tane falan vardır gün kurusu. Evet evet. Şimdi direkt burada buz buz maşin hayat kurtarır. Buz buz maşinin içine arkadaşlar 2 avuç böyle fındıklarımızı atıyoruz. Bu sefer içinde yulaf kepeği kullanacağız. Yulaf kepeği nedir Uğur? Biliyor musun? Yulaf böyle çok sinirlenmiş bir gün. Demiş ki artık bu duş almayacağım. Duş aldıktan sonra saçlarına kepeklenme olmuş. Yulaf evet. Kepeği odur. Nedir yulaf kepeği? Yulaf kepeği bu yediğimiz yulafın dış kabuğu. Aslında normal yerken yulafta o kabuk yok. Daha lifli, daha böyle emiyor suyu. Ama mesela yulaf gibi bunu yiyemezsin. Daha saman gibi çünkü dış kabuğu. Kepeği gibi düşün işte. Kepeği. Şimdi fındıkları bızbızlıyorum. Bızbızladık. Gösterelim. Vay gösterdin mi bu kez? Yes. Kakaomuzu atacağız içine. Hadi. Evet. Bu anı bekliyordum ben de. Hepsini atayım mı? Yok. Şimdi kakao ve fındıkla bulayalım. Daha güzel olacak. Bir yarısını fındıkla, yarısını kakaoyla. Tamam. Rengarenk. Tamam. Şimdi bu yulaf kepeğini gireceğim. Çok değişik bir şey. Yani ben bu tariflere alışmayı çok istiyorum. Ya çünkü göbeğim çıktı. Göbeğime bakıp konuşmadı. Ya özüm. Ya. Bir şey demem. Ya şimdi bunu buraya ekleyeceğiz abi arkadaşlar ya. Bildiğin yulaf kepeği yiyoruz ya. Öyle. Light erkeklere buradan selam. Seni burada linçlerden. Asla linçleyemezler. Bir burada linçleyecek yok. Ya bu light erkek işi değil mi ya lütfen. Bir tık light erkek işi. Çok affedersiniz kesinlikle katılmıyorum. Yani... Çok affedersin ama tamam mı? Çok, az affetmeyin ya çok affedersin. Yulaf kepeğini de koydum. Yeter bence o bu arada. Yoğun bir şey olacağı için. Tamam mis. Fındık, kakao, yulaf kepeği. Bunları suyun döküp gelelim mi? Bunu suyun dökmeyelim. Bak şimdi şeyi söyleyeceğim sana. Bunun üstüne koyalım tamam mı? Böyle yulaf kepeği birazcık içinde şişsin. Biz de bunu süzelim. Yarım çay bardağı kadar süt koyduk bu arada. Evet. Evet evet yarım çay bardağı kadar süt koyduk. Ondan sonra 2 adet muzum var. Bunlar var. Bunları arkadaşlar bir yiyin. Bak çok ciddi söylüyorum. Light erkeklere selamlar. Çok ciddi anlamda kilo vereceğinizi düşünüyorum. Hatta bunu yapan birini konuk alacağım ben. Sen, ben, birini daha konuk alacağım. Gün kurusu yiyip kilo veren benim. Gün kurusu yedim kilo verdim. Şey arıyor. Neydi o programın adında? Adı neydi o programın? Ağır Yaşamlar. Hayır. Neden izlediği belli. Şeyde ya, bir tane kadın vardı ya, arıyordu böyle kaybolanları buluyordu. Adı neydi? Müge Anlı. Müge Anlı'ya buradan çok selamlar arkadaşlar. Müge Anlı o kadını bize getirecek. Ben bunu buzlatıyorum. Uğur ne dediği belli değil. Sen buzlat, ben de bunu yıkayım geleyim. Of, Allah'ını seversen kokla. Fındık ayıp. Ağzımın suyu, çıktı. Nutella gibi oldu lan. Evet, evet. Bu da vallahi bu çok güzel oldu. Biz bugün bir Nutella'dan gidiyoruz bakalım hayırdır. Kakao fındık ya muhteşem bir şey yemin ederim. Beğenmedin mi? Delirirsin. Ay hiç de söylemiyorsun yüzüme kakao yaptım. Var mı yüzümde bir şey? Manyak deme bir tadına bak. Fındıkla yulaf kepeğini karıştırın hiçbir fark yok. Bak kandırmayalım sizi vallahi. Hayır. Daha gün kurusu koymadık çünkü. Daha gün kurusuyla muz girmedi daha. Evet. Ne bağırıyorsun? Evet. Evet mi bir anda? Şimdi. Bu... Sağlıklı bütün besinler benim çocuklarımmış gibi benim her şeyi savunmam peki. Yulaf kepeğini savunan kadın ne bileyim yani. Şimdi
Ya bana teşekkür edeceksiniz ya. Bunu yiyin harbiden bana teşekkür edeceksiniz. Allah senin canını almasın diye. Bunu da bize yedirdin diye. Ne oldu ya? Canım çekti be. Nasıl sevmedim anlayamadım. Benim de. Şu an vallahi canım çekti. Ne gibi biliyor musun? Muz gibi. Muz hani muz. Sağ ol herhalde. Benim de var muz biliyorsun işte. Şimdi iki adet muzu içine atacağım. Bak yukarıdan göstereyim. Bak benim için ne biliyor musun aslında? Şu an bu sağlıklı tarif başlıyor. Muzu açıyorum abi. Muzun her şeye yakışması nedir peki? Ne kadar güzel bir meyve. Bu arada bilmeyenler varsa aranızda muz olgunken daha tatlı oluyor. Böyle yeşil ya da sert muz değil, olgun muz kullanmaya çalışın. Daha tatlı olacaktır. İçine bak hiçbir tatlandırıcı koymuyoruz başka. Bal bile koymadık ya içine. Bak şimdi bak şu muzu atıyorsun. Sana bir Adana işi yapacağım. Süt. Bak tarif bu, anladın mı? Bak şimdi löp. Çok önemli. Şimdi bunu açacağız. Ben sana bir şey... Bu Adana işi, anladın mı? Bak, evet. Bu güzel, süper. Muzlu süt. Tam bir sporcu oyunu diyebilir miyiz? Muzlu hocam süt mü? Evet, lif kaynağı çok fazla var. Potasyum fazla. Bunu da attık. Bunu da vızvızlıyoruz. Hani böyle ben sağlıklı bir şey sevdim diyemiyor. Yulaf köpeği, light erkek dedi ya, kendine light erkekim dememek için. Böyle şeyler yapıyor. Özür! Kırdın! Sen her yerin ne yulaf köpeği? Sen yulaf köpeğini mi öptün az önce, ne yaptın? Ne yapacağım? Bilmiyorum, devam. Ne vardı içinde? Taş attım. Yağlı kağıt gibi bir şey düşünün. Hem etraf kirlenmiyor, hem de sonra toplayıp atıyorsunuz mis gibi. Niye gülmeye başladın, yine ayarım kaldı ya. Hayır. Şimdi sıyırsana. İyiyim mi yani? Böyle sıyıracağım. Ziyan olmasın. Artık içim dışım yulaf, saatlerdir yulaf ye yulaf ye. Şimdi bunun içine bu muzu bir gireceksin. Çıkacaksın sokağa. Koş Allah koş. Cezayir gibi. Evet. Spor yapacağım bunu yiyip. Spor yapıyor musun? Bayağı. Sporsuz asla duramam. Ondan sonra sen spora da başla. Sen yaşam koçun alayım mı? Sana six pack yapalım mı? Bu kadar mesafe yeterim. Şimdi bunu burada karıştırıyoruz arkadaşlar. Böyle ilk başta karıştırıyorum ki... Bana gelince ellerini sok, kendin böyle taktikler göster. Ben şimdi taktik gösteriyorum arkadaşlar. Evet. Canım sevgili kardeşlerim. Şuraya keten tohumu koyduk. Koydum. Bu da devirdi. Koydum diyecektin. Ben devirmedim. Kendi devirdi. Kamera arkasını çünkü göstermek istemiyorum. Özüm bu ne? Özüm her yer keten tohumu. Sulayayım mı burayı ben? Filizlemişsin valla. Ya ben... Bana bir terlik bile vermedin ya. Çok kötü oldu. Bu kadar kötü olacağını bilmiyordum ya. Hemen bir süpürge. Hadi gel devam. Hiçbir şey olmamış gibi. Olabilir böyle şeyler. Mutfak kazaları. Herkesin başına gelebilir diye düşünüyorum. Daha kötü bir şey de dökebilirdik. İyi yanına. Ne dökeceksin Allah? Daha. Yulaf köpeği. Aa, bu daha kötü. Şuraya bak. Arkadaşlar yani çok döküldü. Kaza yapmadık da demeyiz yani mutfakta. Valla Allah'tan evet bir yerimizi keseydik. Pozitife çevirmeye çalışıyorum. Keten tohumumuzu koyduk tezgahımıza. Keten tohumu mis gibi bir omega 3 kaynağı. Aynı zamanda vegan tariflerde yumurta yerine de kullanabilirsiniz. Oha, çok güzel olmadı mı? Evet. Ana! Kızarmış susam gibi oldu. Çok kızmamışım. Yanmış susam gibi oldu. Çok güzel oldu ama. Evet. Ya ben bunun bu kadar güzel olacağını bilmiyordum ha. Mis gibi. Bir tane çikolata firmasında televizyon reklam filmi teklifi gelmişti, onu anlattım Uğur'a da reddettim çünkü şeker yemiyorum diye. Bunu da koyma komple. Bu neye benzedi biliyor musun? Beni milyonere çağırdılar. Milyonere çıktı. Ya hepsini söylüyorum tamam. Bir de rezil et. Beni burada öldürttün tamam mı yani? Bütün marka, bir videoda 8 marka ver. 3 tane televizyon filmi ver. 8 tane, 9 tane büyük reklam filminde teklifleri söyle. Hepsine markayı söyleyerek söyle. Ben burada öleyim açıktan tamam mı? Buradan ben markalara sesleniyorum. Ya konuşmuyorum ben ya. Ya. Konuşmuyorum ben. Lalim artık bunları söyle. Lalim şey çok güzel oldu ya. Tabii ki oldu. Arkadaşlar
Size çok güzel iki tane fit, mükemmel hem çocuklar için atıştırmalık diyebiliriz hem de yerken kilo almanızın imkansıza yakın olduğu mükemmel iki tane atıştırmalık yaptırdık. Tabii ki yaptırdık. Yaptırdık. Geldi. Geldim. Bence efsane oldu. Uğur her ne kadar aksini iddia etse de tadına bak ve bayıl burada. Burada bir diş bayıl. Ben bir şey geçiyorum. Emin her yeri, stüdyonun her yeri şu anda yulaf köpeği yerler falan. Bu çok iyi. İncir muhteşem bir şey. Wow. İncir çok sanki incir kendisi yarattı şu an. Tadı çok güzel, ne yapabilirim? Onu bulayacağım. Ekmek getireyim. Ay cümlem. Öyle şaka yoluyla söylüyorum. Şaka sanıyor. Ne dedin lan? Hangisi daha güzel? Dur, daha bunu yemedim. Dişi çıktı. Dişi mi kırıldı? Vallahi mı lan? Dişim niye bu, ne bu böyle? Bak yulaf köpeği çıktı. Hayır. Keten tohumundan taş çıktı. Arada taş olur normal. Ben ikisini de çok beğendim. Arada taş olur normal mi? Hı-hı. Pirincin içinden taş çıkar ya. Bunu da ayıklamamız mı lazım? Evet. Ben bunu denemedim. Oha, favorim bu. Net. Oksijen bitti anladın mı? Çektin ya. Ciğeri ne oldu? Bekle. Pardon. Ağzından yine yapıştığı için konuşamıyorum. Tamam. Kakao ve fındık sevenler için favori budur. İncir sevenler için favori budur. Şimdi. Bu nasıl ikili bir yansıtma ya? İkisini bir kefeye koyamam. Ben ikisini de beğendim. Bunun yoğunluğunu daha çok beğendim. Bunun tadını daha çok beğendim. Açıkçası. Hangisi bir erkek olsa evlenirsin? O ne demek öyle? Ya, böyle bir erkekle mi evlenirsin, böyle bir erkekle mi? Çok zor bir soru. Çok merak ettim. İki tercihim var. Dünyada iki tane erkek var. Son. Hangisiyle evlenirsin? Şimdi neye göre? İşte bilmiyorum neye göre artık. Bununla evlenirim. Niye? Çünkü daha tok, daha kuvvetli bir şey bu. O zaman onun da favorisiymiş. Bak ben dediğim bu inanmadınız. Bak böyle sorularla yanıltmaca yapardın. Arkadaşlar benim de Özüm'ün de kanalına konuk olmayı unutmayın. Konuk Tutum olmak değil ya. Arkadaşlar benim de Özüm'ün de kanalını ziyaret etmeyi unutmayın. Bekle. Ben yoktum. Ben yoktum konuşuyorsun. Pardon. Arkadaşlar anladın mı sen bak. O dinleyen var ya. Benim de Özüm'ün de kanalına... Abone olmayı unutmayın. Abone olmayın. Konuk olmak ne ya? Gerçekten yoruldu. Çok uzun saatlerdir video çektiğimiz için gerçekten yoruldu. 8 saattir ben şu kameranın olmuyorum. Karşısında mal gibi. Bip. Uğur'un kanalına da benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Benim kanalıma da video çektik. Efsane ötesi bir Nutella. Şekersiz tabii ki. Sağlıklı. Ye ye kilo alma adeta. Artı bir de ne yaptık? Cici bebe yaptık. Bunları söylemiyor. Oy be. Dur ben sana kartımı vereyim mi? Tamam. Şu benim normal şey kartı. Müsait olduğunda bir 1000 atarsın artık. Ben bu bak gerçekten çocukların da severek yiyebileceği ama beni dinleyin gerçekten. Çocuklarınızla çıkın. Dinleyin beni. Artık dinleyin be. Bu tarifi yapın. Saat 9 olmadan eve yetişmem lazım. O yüzden yani. Sokaktan alacağım. Oha saat 8.30. 7.30. Evet 7.30. Saatini bir ayarlı ödümü kopardın. Evet. Bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoya kadar. O sen var ya bu videoyu izleyen. Videonun sonunu izlediysen artı bir yazsana aşağı. Ya da bak videonun sonunu izleyenlere bir şey söyle. Keten tohumu yazar mısınız aşağı? Videoyu buraya kadar izleyen aşağı keten tohumu. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izleyen beni seviyorsa aşağıya yulaf köpeği. Yulaf köpeği yazsın. Delikanlı gibi yulaf köpeği yazsın. Özümü daha çok sevdiyseniz keten tohumu evet, yazın. Çok merak ediyorum. Bu sonuna kadar izleyenleri gerçekten merak ediyorum. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Nasıl kapanış yapıyorum. Bay bay.